Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir ateizm derneği kuruldu ve çalışmalarına başladı. Paylaşımlarında şu an Müslüman ülkelerde yaşanan hurafeleri delil olarak gösteriyorlar ve Allah'ın varlığını inkar ediyorlar. İnsanların birçoğu da Allah'ın gerçek dini hakkında bilgi sahibi olmadığı veya yetersiz bilgiye sahip oldukları için bu derneğe ilgi gösteriyorlar. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya kardeşim, bu dünyada aklını çalıştıranlara Cenab-ı Hak cennet verecek. Çalıştırmayan adamlar her zaman bir şey bulacaklar. Yani şurada ha şu hurafecinin arkasından gitmişler, ha o ateistin arkasına geçmişler. Değişen bir şey yok ki. Ateist kendi nefsini tanırlaştırıyor. Bu da hurafeciler de şu ya da bu hocayı tanırlaştırıyor. Değişen bir şey yok. Aklını kullanabilen, doğrulardan yana olmak isteyenlere de Cenab-ı Hak mutlaka doğru yolunu gösterecektir. Olsun, herkes istediğini söylesin. Allahü Teala Ali İmran suresinin 178. ayeti miydi? 179 muydu? لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا 186. ayetiymiş. Hep onun numarasını unutuyorum. 186. ayetinde Ali İmran, mallarınız ve canlarınız konusunda mutlaka yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden can sıkıcı çok sözler işiteceksiniz. Söyleyecekler. Allah'a inanmıyorum diyor, ben de ona diyorum, ben de senin inanmadığına inanmam o kadar. Yalan söylüyorsun. Zaten kafirlerin ve müşriklerin temel özelliği yalan söylemeleridir. Yalan söyleyen de yapacağımız bir şey yok. Söylesin, ne olacak? Nasıl olsa hesabını Cenab-ı Hakk'a verecek, bana değil ki. Burada en büyük sıkıntısı şu, bazıları kendilerini haşa Allah'ın yerine koyuyor, sanki hesabı kendine verecekmiş gibi davranıyor. Ya sana ne? Sen karşı tarafa doğruları anlat geç. İster tutsun, ister tutmasın. İşte Allahü Teala diyor ki onlardan mutlaka çok eziyet, can sıkıcı çok şeyler işleyeceksiniz. Bundan kaçış olmaz. Ve in tasbiru ve tettekû, eğer sabırlı olur, tahammüllü olur ve kendinize korursanız ve zâlike min azmil fe inne zâlike min azmil umur. Bu işlerin kararlılık gerektiren taraftarıdır. Kararlı olursanız bunlara da dayanırsınız. Yoksa kendinizi mahvedersiniz demiş oluyor. Evet.